Şimdi size devletin tüm organlarını seferber ederek unutturmaya çalışma çabasına giriştiği bir Kürt katliamını anlatacağım. Katliamın adı Konya Dedeoğulları katliamı. Tarih 12 Mayıs 2021'i gösterdiğinde Konya'da yaşayan Dedeoğulları ailesinin evine yönelik taşlı, sopalı bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırı neticesinde aile fertleri ağır yaralandı. Saldırı sonrasında aile emniyetten ve savcılıktan defalarca koruma talebinde bulundu. Aile fertlerinden Serpil Dedeoğulları Süleyman Soylu'nun Twitter hesabına korunma talebini iletti. Hatta Twitter hesabından kendisine bir yanıt da verildi. Aile fertleri bununla yetinmedi. BİMER'e ve CİMER'e defalarca başvuru yaptılar ve korunma talebinde bulundular. Dedeoğulları ailesinin yardım çığlığını esasen devletin bütün organları duydu. Ama duymamazlıktan geldiler. Kör, sağır ve dilsiz olmayı tercih ettiler. Tarih 30 Temmuz'a dayandığında ise Dedeoğulları normal bir şekilde normal bir günlerini yaşıyordu ellerinde. Aylardır geliyorum diyen katliam işte o gün geldi. O esnada evde bulunan aile fertlerinden 7 tanesi katledildi. Aileden sağ kalan tek kişi vardı. Çetin Dedeoğulları. Çetin Dedeoğulları'nın bu katliamdan sağ kurtulmasının tek bir sebebi vardı. O gün tesadüfen evde bulunmamasıydı. Ailenin 12 Mayıs saldırısı sonrasında yapılan koruma başvurularına yanıt verilmemişti. Aile bu nedenle eve kamera taktırmıştı. Güvenlik kameraları taktırmıştı aile. Katliamın her anı bu kameralarla kayıt altına alındı. Bu kameralar olmasaydı Konya Dedeoğulları katliamını duymayacaktık, konuşmayacaktık. Katliama dair soruşturma başladığında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katliama sıradan yaklaştı. Katliamın ırkçı sahiplerle işlendiğini örtbas etmeye çalışıyordu. Soruşturma makamları ise katliamın arkasındaki kişi veya kişilerin ortaya çıkarılması için hiçbir çaba göstermiyordu. Ailenin sağ kalan tek ferdi Çetin Dedeoğulları adalete olan inancını yitirdikten sonra katliamın yapıldığı evi utanç müzesine dönüştürme kararı aldı ve bu kararını açıkladı. Çetin Dedeoğulları'nın bir amacı vardı. Amacı kameralar önünde gerçekleşen Konya Dedeoğulları katliamını unutturmamak ve Kürt katliamlarına hafıza olmaktı. Devlet Çetin Dedeoğulları'nın bu girişimden korktu. Çünkü ilk defa bir Kürt katliamının yaşandığı yer müzeye dönüştürülecekti. Adına utanç müzesi denilecekti. Tam da bu aşamada Konya Valiliği devreye girdi. Çetin Dedeoğulları ile görüştü ve katliamın yaşandığı evi satın almak istediklerini söylediler. Çetin Dedeoğulları evi müzeye çevirme kararında ısrarcıydı. Bu kararını Konya Valilik yetkililerine iletti. Tam da bu aşamada AKP'li bir vekil devreye girdi ve Çetin Dedeoğulları ile görüştü. Çetin Dedeoğulları katliamın yaşandığı evi utanç müzesine dönüştürme kararını AKP'li vekile de iletti ve kararından vazgeçmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine AKP'li vekil Çetin Dedeoğulları'na devlet isterse burayı yıkar biliyor musun bunu dedi. Çetin Dedeoğulları ise isterseniz yıkabilirsiniz. Evi yıksanız da arsa orada kalacak. Gerekirse arsayı müze yaparım dedi. Devletin Çetin Konya Dedeoğulları katliamını unutturma girişimleri bununla sınırlı kalmadı. Çetin evi utanç müzesine dönüştürmekte kararlıydı. Evi utanç müzesine dönüştürme girişimlerinin ilk adımı evi siyaha boyatmaktı. Aile fertleri evi siyaha boyarken polisler katliamın yaşandığı eve geldi ve boyama işini yapan aile fertlerine belediyeden izin almadan burada boyama yapamazsınız dediler. Ama aile fertleri ısrarcı oldu ve evi siyaha boyadılar. İşte katliamın yaşandığı ev ve müzeye, utanç müzesine dönüştürülmek üzere aile fertleri tarafınca siyaha boyandı. Şimdi buradan soruyorum.
Bugüne kadar bu ülkede yaşayan hangi yurttaş evini boyamak için belediyeden izin almıştır? Burada maksat açık. Maksat İç Anadolu'nun göbeğinde Mevlana kentinde yaşanan bir Kürt katliamını unutturmak. Kürt halkına Zilan'ı, Roboski'yi bu devlet unutturabildi mi ki Konya Dedeoğulları katliamını da unutturabilsin? Buradan bir kez daha söylüyoruz. Çetin Dedeoğulları'nın Konya Dedeoğulları katliamının yaşandığı evi utanç müzesine dönüştürme kararını destekliyoruz, destekçisi olacağız. Ve bu katliamı unutturmayacağız.